Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün kuşlarımıza eşe atıyoruz. 4 tane çiftimiz var. Şöyle göstereyim erkeklerimizi. Ondan sonra da dişlerimizi gösterelim. Kendi eşlerini atmayacağım arkadaşlar. Başka kuşlarla birbirlerini falan kıracağım. Bakın nasıl bir yavru alacağız. Mesela bu morun eşi beyaz parçalı var burada. Tombik. Onu atmayacağız. Bu sefer kırık yumurta atacağız. Bakalım nasıl olacaklar. Bu dişimizi atacağız. Sırasını göstereyim. Burada zeliş var. Bunu atacağız. Büyük ihtimal direkt çiftleşirler. Burada yeşilimiz var. Bunlar direkt kendi eşini atacağız. Burada beyaz DF'miz var. Onu atacağız. İstiyorsanız yavaştan atalım kuşlarımızı. İlk yumurayı atalım. Kırık yumurumuzu atalım. Annem yardım edecek bana. Şimdi yakalıyor kuşumuzu. Evet, bakalım ne olacak. Hepsini teker teker izleyelim. Anlaşacaklarını tahmin ediyorum. Bakayım ne olacak. Bunların iri bir yavru gelir diye umuyorum. Çünkü mor bayağı bir büyük yavru attı bize. Jimon'un da kanı zaten kanında var. İrilik. Evet, direkt kurulaşmaya başladılar. Şimdi bir şey demedim. Her an çiftleşebilirler. Dişimiz kuyruğunu kaldırabilir. Biraz bakalım. Yuvalarını falan temizledik. Mısır gölünü koyduk. Şu an her şey hazır. Kendi eşini atsam direkt kuyruğunu kaldırırdı ama bakayım bunları deneyeceğim. Bunlardan da güzel yavru gelir. Ama anlaştılar bunlar da. Mor kuyruğunu kaldırır herhalde. Sevdi. Toplandılar ya. Kızdı mı yumurtası yaptı. Şu beyaza var mı şimdi parçalıyı? Çifti birbirine kırdı şimdi, bakalım ne olacak. Olur da anlaşmazlarsa tekrardan kendi eşlerine koyacağız. Denemek için yaptık. Farklı renkte yavrular almak için ve daha iri yavru almak için yaptık arkadaşlar. Bu Jumbo ile buradaki yeşilden sürekli aynı yavruları alıyorduk. Evet, şimdi erkeğimiz de bunun yanına geliyor. Bakalım ne yapacaklar. Bunlar da anlaşırlar diye tahmin ediyorum, bakayım. Dişimiz de iyice kızıştı. Ben göstereyim. Bunlar da kavga etmedi. Bunlar da anlaştılar büyük ihtimalle. Burada biraz karanlık gözüküyor. Şunları göstereyim. Kendi eşlerini atlayın, bir de çiftleşirlerdi ama bakayım bunları deneyeceğiz. Bunlar da iyi gibiler şu an. Dişi kırk tüylerini kabartmış, büyük ihtimal bunlar çiftleşecekler. Dişi her an kuyruğunu kaldırabilir. Erkek biraz kur yapsa olacak gibi. Aslanlık vardı. Karıyı alalım. Karıyı da alalım. Bunlardan güzel renk de gelir. Mor ve mavi. Renkten daha çok onlardan iri bir yavru almayı planlıyorum. O buraya. Bunu bir dışarı çıkartayım. İlk görsün de. Sonra korkmasın. Çık bakayım. Bakayım bunlar anlaşacaklar mı? Bunlar da büyük ihtimal olurlar. Hep farklı kuşların yanına attım bilgilerini. İlk defa işliyoruz bunları.
Bu mavinin önceki eşi alttaki peynir etti. Şimdi peynir de aydına yaptım. Onların da yumurtası yok herhalde ama yumurtlayacaklar. Bakayım. Aynen, yumurta yok. Ama sırtında yumurta var ayağının. Hepsi şu an gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar çıkacak herhalde mavi. Bunlar da dişi çok ıslak. Bunlar yumurtalar, direkt yuvaya gittiler. Beyaz var, ne bize beyaz at. Bunda gene yumurta var ha. Bak, babası çıkmış. Bunun şu an 3 yumurtası vardı herhalde. Bir, 2 tanesi kendinin. Diğeri mor dişimizin kızgınlık yumurtası attı arkadaşlar. Bak, bunlar direkt yumurtalar. Bunlarda sıkıntı yok. %100 eminim. Ondan yana dişten yok. Bu alttakine. Bunlar da direkt çiftleşirler büyük ihtimalle. Tamam. Karşına geldi. Kaç kızım? Bunlar kendi eşi. Başka bir kuşa atmadım bunları. Çünkü bunlardan peynir yavru geliyor arkadaşlar. Güzel de atıyorlar yavruyu. Bak, direkt kuyruğu kaldırdı bu. Çiftleşecekler. Bunlar daha devam ederler. Yerlerinde var bir şey. Bunlar yuvaya girmişler. Sarıyla beyaz yuvada var. Bu mavi erkeğimizi atmadım. Mavi erkeğimiz de burada arkadaşlar, yavruların yanında. Onun eşi burada yavrulara bakıyor. Şurada morumuza bakalım. Bunlar tekrardan çiftleşirler büyük ihtimalle. Bunlar açık geçecek herhalde. Bitmiş, kuyruğunu kaldırdığı gibi oldu. Bunlar ne yaptı? Direkt yuvaya girdiler. Yuvada mı çiftleşiyorlar? Bunlar da yuvada çiftleşiyor arkadaşlar. Bunları ilk defa gördüm. Bunları birazdan dışarıya kovarım. Çünkü burada çiftleşme tam anlamıyla gerçekleşmez diye tahmin ediyorum. Çünkü pilekte durması lazım hayvanın. Durması lazım diyelim. Allah, şaşırdım yani. Elimize gerçekten. Tamam, bunlar da anlaştı arkadaşlar. Şu an yaşattıklarında hepsi anlaştı. Sıkıntı yok. Çıkın bakayım içeri. Gir. Sen de getirdin. Yine yuvaya gidecekler herhalde. Şu şunlar da çiftleşirse güzel olacak bakayım. Aynen, ama bunlar da çiftleşmezlerse tekrardan kendi eşlerine atarız, zaten anlaşıyorlar. Bir de yumurtlar var. Bir sıkıntı var. Bunlar yine yuvaya gittiler. Dişi yuva manyağı olmuş. Yine yuvada çiftleşecekler herhalde arkadaşlar. Şunlara bakın. Kaç bakayım dedim oradan. Kaç bakayım oradan. Şunu aşağı indirmem lazım. Bunlar direkt anlaştılar arkadaşlar. Sıkıntı yok bunlarda. Evet, kapatayım ben de. Bak, bunlar da çiftleşecek herhalde şimdi. Bunların ledini açsana, ne bileyim. Beklemiyor. Bırak onları.
Onu bırak da şu kafesinin elini yer. Burada üstüne çıkar mıydı baba? He? Burada üstüne çıkar mıydı? İler şey yuvada istiyor. Yuvada olmak istiyor. Erkek iyi yapıyor. Uyuyan mı? Yani diğer erkek gibi değil. Burada dişi daha istekli. Tamam, bunlar da yakıştılar arkadaşlar. Yat yat Medi yat. Erkek biraz daha kuru yaparsa bütün kuru dişi yapıyor şu an. Erkek kuru yaparsa direkt çiftleşecekler ama erkek hiç kuru yapmadı. Şu an kavga ediyorlar yuvada bakın. Bunlara bakalım. Evet, şu an eşe attığımız iki çiftimiz çiftleşti arkadaşlar. Bunları ilk defa attım yan yana. Daha öncesini atmamıştım. Direkt çiftleştiler. Yine kavga mı ediyorlar bana? Buradalar neyse, bunlar demek ki böyle seviyor. Bunlar da çiftleştiler arkadaşlar. Bunlar, buna ve Zeliş'e sarımsaklı su vereceğim. Fizikleri biraz tuhaflaşmaya başlamış. Bakın bu dişimiz sulu yapıyor pisliğini. Biraz büyümüş şöyle. Büyüklüğünün sebebi yumurtasının olması ama sulu yapması bakteri olduğu için. Dediğim gibi bunlara bir sarımsaklı su vermem lazım. Ondan sonra kalsiyum takviyesi yapmam lazım. Diğerlerin 256 var bende probiyotik. Onu vereceğim. Buradaki dişimize de vereceğiz. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Erkek yeni yeni kur yapmaya başladı bakın. Bunlar da çok iyi. Alttakiler de çok iyi. Yani şu an eşleşmeyen bir dişim vardı arkadaşlar. O da eşleşti. Bunlar da çiftleştiler. Yakındır bunlardan yumurtanın gelmesi. Bakayım onlardan nasıl bir yavru alacak. Dediğim gibi bunlar olmazsa tekrardan kendi eşlerini atacağız arkadaşlar. Ama büyük ihtimal oldular yani. Bunlar da bugün yarın çiftleştiler. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.